Berberlik yapıyordum ben. Berberlik ortalama 2000 pound civarında bir geliri elde ettiriyor. en Giriş, Junior Berber sen yani. Ben tam olarak bu soruyu yağlı saçları karıştırırken sordum kendime. Bir dakika dedim ya ne yapıyorsun sen? Yaştan bunun için mi dünyaya geldin? Bu, bu arada... Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem, bu hafta yanımda Me Too Talk'un kurucusu Mustafa Özmen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Harikayım Gizem, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, daha da iyi olacak. Hemen sizi konuşturarak başlamak istiyorum. Tabii ki. Girişimcilik kariyeriniz nasıl başladı? E, sorunlarla başladı tabii ki. Sorunlardan kastım. Ben iş dünyasında ya da girişimcilikle ilgili hep şeye inanıyorum. Eğer bir sorun varsa bu sorunun bir çözümü vardır. E Bu sorunu sen kendinde çözebiliyorsan herkes çözebilir diye bakıyordum. Ben de İngilizce öğrenemiyordum. İngilizce öğrenmek benim için çok zordu. İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset ve Kamu Yönetimi okuyordum. Zaten kaymakam olacaksın diye bir vaatle yollamışlardı beni oraya. Halbuki İngilizce öğrenmek çok da önemli değildi. Zamanla bunun önemli olduğunu anladım. Global bir şeyler yapmak istedim ve İngilizce öğrenmeye karar verdim. Öğrenemedim. Çok zorlandım birçok metot denedim. En sonunda Couchsurfing Meetup gibi uygulamalarla sosyalleşmeye başladım ve çok güzeldi. Her şeyin ötesinde en insanlar tanıyordum. E, konuşamıyordum ama problem etmiyorduk. Bir şekilde orada e, samimi bir ortam vardı çünkü. Sonrasında evet her şey çok güzel ama yine de gelişim daha da yukarı çıkmalıydı derken İngiltere'ye gitmeye karar verdim mezun olduktan sonra. Edinburgh'da bir 6 ay yaşadım. Bu hangi yıllara tekabül 2016. ediyor? 2016. Yeni mezun oldum. Ne yapsam ne etsem hadi bir Türkiye'de bir şeyler olmuyor yapamıyoruz bir de yurt dışında bir şeyler deneyelim. Belki de benim kaderim yurt dışındadır, kısmet oradadır diye bir şey denemek istedim ve kuzenimin yanına berberlik yapmaya gittim böyle. 6 aylık süre içerisinde yüksek lisans hazırlanıyordum. IELTS'e gittim falan derken orada da yine İngilizce öğrenemedim. Çok zor bir şey, zorlandım yani. İngiltere'de de öğrenememe sebebim bu arada kursta öğrenemedim. Kursa gidiyordum abi. Yine buradaki eğitimin farklı bir versiyonu sadece Türkçe konuşan yok. Tek farkı bu. Yani öğretmen Türkçe konuşmuyor. Yine zorlandığımı fark ettim ve orada işte kafeye gidiyordum, insanlarla sosyalleşiyordum ve yine bu şekilde İngilizcemi geliştirdim. Dedim ki okey, olay bu. İnsanlar bir şekilde kendini ifade etmek istiyor. İletişime geçmek istiyor, bu şekilde dilini geliştiriyor. Ben de bu şekilde yapabilirim deyip geliştirdim. Ve sonra ben çözdüysem herkes yapabilir diyerek bu işi kurmalıyım diyerek girişimci hayatımı başlattım. 2017 yılında Ağustos ayında İstanbul'a geri döndüğümde başlamıştım. Peki yurt dışına gittiniz orada yeni bir hayata başlamak için ve belki de hani zaten şey konusunda kafanız rahat ya burada çok özel işler yapmasam bile belirli bir seviyenin üzerinde bir yaşamım olacak ve belirli standartlara sahip olacağım. Çok evet. riskli olmadı mı tekrar ülkenize dönüp bir işe ya girişmek? Bu çok büyük bir, çok güzel bir soru bu arada. Çok büyük bir çatışmaydı benim için. Çünkü hala bu arada tartışıyorum bunu. Şu anki girişimciyiz ama şu anki kazandığımız para Türk lirası olduğu sürece... Pound'la kıyaslıyorum. Hala kıyaslıyorum. Çünkü orada berberlik yapıyordum ben. Berberlik ortalama 2000 pound civarında bir geliri elde ettiriyor. en Giriş, junior berber sen yani. Bu yukarı çıktığında çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Ben tam olarak bu soruyu yağlı saçları karıştırırken sordum kendime. Bir dakika dedim ya ne yapıyorsun sen? Yaştan bunun için mi dünyaya geldin? Bu, bu arada... Şey değil, çok güzel bir meslek berberliği seven bir sürü insan var. Ama benim için bu muydu doğru olan? Hı hı. Çünkü benim aldığım eğitim, düşünme biçimim, hayatım... Hayır hayır sen daha başka şeyler yapmak için geldin bu dünyaya diyerek durdum. Duduktan sonra o geri dönme kararı şöyle bir karar. Herkes zaten geri döndü. Ne yaptın? Niye geldin? Tabii ki 2016 yılında bugünkü gibi değil. Bugün biraz daha insanlar hadi hurra yurt dışına gidelim yeter artık falan gibi bir mottolar. Ama 2016 yılında o kadar da radikal olmasa da yine bu tepkileri aldım ben. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şey, Bülbül'ü altın kafeste koyuyorsunlar. <laughs> i̇le de vatanım derin gibi bir noktada değilim ama gerçekten insanlar kendi kültüründe, kendi yaşantısında çok daha değerli şeyler yapabiliyorken farklı bir kültürde biraz daha zorlanıyorlar. İnsan, i̇ster istemez bir baremi geçmek zorundasın. Hı -hı. E, dezavantajlısın. Ki kendi işini yapmak zaten başlı başına çok büyük bir zorluk. E, kesinlikle. Bir de yeni mezunsun, öğrencisin. Bu arada yurt dışında deneyim yaşamak isteyen insanlar için, yani yurt dışında ticaret yapmak ya da hayat kurmak isteyen insanlar için benim tavsiyem, ben kendi yaşadığım noktadan yakalayabilirim bunu. Belli bir gücü elde ettikten sonra bunu yapmak çok daha doğru. Belli bir konuda uzmanlaşmak, belli bir ekonomik gelire ulaşmak Hı. ve ondan sonra bunu yapmak yeni mezun olarak gittiğimizde daha zorlayıcı ben olabiliyor. Kesinlikle. Dedim ki o zaman geri dön burada biraz daha güvenli ve iyi işler yapabilirsin. Peki, ürün, siz hizmet satıyorsunuz aslında, insanların dili öğrenmesine katkı sağlıyorsunuz. Pandemi hmm. döneminde online'a geçtiniz yanlış bilmiyorsam evet. eğer ve sonrasında onun da gayet sürdürülebilir bir yol olduğunu fark edince oradan da devam aslında ettiniz. Aslında orada şöyle bir yanılgı var, biz öncesinde hazırlıklıydık zaten. Pandemiden dolayı online'a geçmedik. Yine planladığımız tabii bir Tabii tabii, biz bir yıl önce kodlamaya başlamıştık. Çok enteresan, pandemiye denk geldi yani. Biz ürünü çıkardığımızda pandemi oldu. Şimdi zaten ticareti çok bilmiyorken hı hı. insanlarla sürekli muhatap olacağım ve işinin kalitesinin ve geri dönüşünün yine insanlar üzerinden olacağı bir iş yapmak çok zor. Ki siz birbirini hiç tanımayan bir grup insanı bir odanın bir içinde bir araya evet. getirip bilmedikleri bir dili konuşturuyorsunuz bir koç eşliğinde. Yani bunun doğurabileceği sıkıntıları, araştırmaları nasıl yaptınız kafanızda? Sonrasında geri dönüşlerle nasıl ilgilendiniz? İrfan hocam var çok severim. İstanbul Üniversitesi'nde uygulama girişimcilik hocamdı. Biz böyle oturmuşuz. Arge nasıl yapılır, inovasyon nasıl yapılır yazıyoruz, çiziyoruz dedi ki. Arkadaşlar yani dedi. Biz şimdi buradayız ya. Kapalı çarşıda birileri milyonları götürüyor. Yani dibimizde ya İstanbul Üniversitesi'nin dibinde. Bence girişimciliğin ilk aşaması start verdiğin aşama çok da böyle ilerlemiyor. Abi tüm ihtimalleri değerlendirelim. Şu olacak mı, bu olacak mı acaba? Backup'ları nasıl olacak? ...girişmek abi adı üstünde girişmek... ya yani ...ben çok net daldım... ...ben şunu söyledim... ...ne yapmak istiyorsun abi sen... ...bu arada insanların biraz... ...sorun olarak gördüğü şeyler... ...benim için zaten keyifli olan şeyse... İnsanları bir araya getirmek ve... ...çok büyük problemler yok mu... İşte insanla uğraşmak... ...insan derdi dinlemek... ...insanın derdini çözmek... ...benim hazdım zaten... ...ben bunun için dünyaya geldiğimi düşünüyorum... ...bu sebeple hiç dert etmediğim şeyler oluyordu... ...hatta ben... Üç tane opsiyonum vardı. İşte aslında e anlamında bu kısım da benim için önemli. Ben hala e-ticaret yapmayı da düşünüyorum bu arada. İlk opsiyonum exchange sitesi kurmaktı. İkinci e kitapların değişimi e bence çok değerli bir projeydi. Evet. 2016 yılında bunu düşünüyordum bu arada. İkinci projem e spor salonu e larında geçerli bir uygulama. Yani herhangi bir spor salonuna uygulamayla gidebilmek. Bu da bir sorundan ortaya çıktı. Benim sorunumdu. Antalya, İstanbul arası Mekip'te okuyordum. Ailem Üyelik Antalya'da, ben İstanbul'da. Üyelik yapamıyordum. Aa böyle bir çözüm üretsem diyordum. Üçüncüsü de İngilizce konuşma kulübü açmaktı. En insancılı bu diye bunu seçtim zaten ben. En fazla insanla iletişime geçtiğim yer bu diye bunu seçtim. Bu sebeple hiç bu dertlerim olmadı ve bunları böyle önden tasarlayacak fırsatım, şansım da yoktu. Çünkü ben zaten 21 bin lirası sermayesi olan bir şirketim. Çok zorluklar çekiyordum. O an tek odaklandığım şey ben nasıl başarılı olabilirim? Ben nasıl bu işi yapabilirim, yapmam gereken şey ne? Bu soruları soruyordum sadece ve bunu uyguluyordum. Hepsi buydu. Peki işinizle ilgili şu an karşılaştığınız zorluklar genelde neler oluyor ve nasıl başa çıkıyor? Asıl zorluklar şu an başlıyor işte. Başlangıçta <laughs> zorluk yok. En kolay kısmı bence baş, hani şey ya, başlamak yarısı. Hayır abi başlamak hiçbir şey. Asıl mevzu sonra başlıyor. Şu anda en çok zorlandığım şey ben çok insancıl bir takım lideriyim hümanizm, insan insan <laughs> seviyorum zaten. Ama iş dünyasının dinamikleri çok da öyle değil. Zorlayıcı birçok unsur var. Bunlara adapte olmak, insanlar tarafından bunlara adapte olmak çok zor. Ben burada adapte olmuyorum. Ben insancılığımı devam ettiriyorum. Benim takım arkadaşlarım buna adapte olmalı. Benim takım arkadaşlarım da iş dünyası bunun bir parçası olmayı öğrenmeli diye bakıyorum. Çünkü yanlış bilinen doğrular var yumurtayı buzdolabına koymak gibi. E, ee, i̇ş dünyasında bazı şeyler yanlış biliniyor. İlla işte fitne fesat olacaksın, sorunlar çıkaracaksın, strateji... Hayır abi ya iş yapıyoruz, atımı parçalamıyoruz. Çok basit bir şey. Hadi bu basitliğe inelim. Bir de yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi işte karizmatik lider olman lazım. Asıp kesmen lazım. Üzülken belki hiç karizmatik değil bence. Gayet sakin bir arkadaşımız ama o da ...iyi bir lider oldu dünyada. Çok Neredeyse büyük bir... dünyayı yönetiyor falan. <laughs> Şimdi baktığında çok doğrular... ...çatışmaya başlıyor. Bu sebeple... ...benim için şu dönemdeki en büyük zorluk... ...ilişkileri yönetebilmek. Çünkü... ...büyüyoruz artık biz. Yaklaşık 35 kişiyiz. Yönetim organizasyon ...tarafında 35 kişiyiz yani. Bu zor bir süreç benim adıma. Ama aşıyoruz. Sorun oluyor. Konuşuyoruz. Tartışıyoruz. Bazen kavga ediyoruz. Hayır öyle olmaz falan. İK danışmanım var. Benim daha dün böyle... 20 dakika boyunca birbirimize şey yaptık böyle. Hayır, hayır, hayır falan günün sonunda ortak noktada bu düşüyorsun. Benim bir zorlandığım kısım bu. İkinci zorlandığım kısım da tabii ki ekonomik durumlar. Çünkü öyle bir durum ki mit açısından olan durum. Bir grafiğimiz var bizim böyle pik sürekli pik hiç durmamışız. Hep büyüyerek gitmişiz ama 2022'de yılı ve çizgi dıt noktasındayız. hala 2022'deki o Korumak tabii ki çok değerliydi. Yani aşağı indirmemeyi evet. başardık en azından. Çok güzeldi. Ama o yıl bizim için böyle harbiden en zorlandığımız ama bir yandan da her şeyi revize ettiğimiz her şeyi oturttuğumuz da bir yıldı. O, o durağanlığın da güzel yanı o oldu. Çok çalışamadık iş anlamında ama teknik anlamda, yapısallık anlamında kendini yenileme anlamında müthiş bir fırsat oluştu bizim için. Bu sebeple zaten versiyon 2'ye hazırlıyoruz şu anda. Çok yakında Meet the e, uygulaması da gelecek. Bununla birlikte olay çok daha başka bir hale gelecek. Bu hafta Meet the Talk'un kurucusu Mustafa Özmen'le birlikteydik. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar hoşçakalın. Görüşürüz.